Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala Muhammed ve ala ali ve ashabi ecmaîn. ı Mekke 9. sefir 54. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asıl içinde vasıl. Develerin zekatının verilmesi gerektiğinde görüş birliği vardır. Sayı ve zekatı gerektirecek miktar anlamındaki nisap şartları şeriatın hükümleri içinde zikredilmiştir. Vasıl, batını yorum. Şari develerin şeytanlar olduğunu hükmetmiş, bu nitelemeden arınmaları için onlara zekatı farz kılmıştır. Çünkü zekat, mal sahibinin cimrilik özelliğinden temizler. Şeytanlık ise uzaklık demektir. Nitekim dibi derin kuyuya, derin kuyu anlamında biru şatun denilir. Şeytan direndiği, büyüklenerek kafirlerden olduğu için Allah'ın rahmetinin uzaklığı nedeniyle şeytan diye isimlendirilmiştir. Allah'a ait görülmeyen fiil ve ameller hiç kuşkusuz ki Allah'tan uzaklaştırır. Bu nedenle amel ve fiilleri Allah'a irca ederek onlarda zekat farz kılınmıştır. Zekat Allah'ın mallardaki hakkıdır. Amel ve fiiller Allah'a irca edildiğinde güzellik elbisesi giyerler. Şöyle denilir. Allah'ın bütün fiilleri iyidir. O halde kulların amellerinin kendileri tarafından yaratıldığına inanmaları yönünden Mutezile'ye zekat farzdır. Eşari ise amaldeki kazanımına yani kesb kendisine ait gördüğü zekat farzdır. Her beş devede bir koyun zekat verilir. Buradaki beş günümüzdeki zekatın aynısıdır ve onun çeyreğidir. Böylelikle zekat sayısı da temizleyici olmuştur. Nitekim nisabı aşan miktarlarda zekatı kabul eden kimse böyle düşünür. Böylece her dört dinardan bir dirhem, kırk dirhemden ise bir dirhem zekat olarak çıkartır, yani öder. Nitekim nisabı açtığında altından bir dirhem zekat olarak çıkartılır. Gümüş ise altın cinsinden değildir. Aynı şekilde aynı sınıftan olmadığı halde beş devenin zekatında da aynı cinsten olmayan bir koyun verilir. Hırsızlık suçu söz konusu olduğunda Allah'ın hakkı da ateşte yanmak veya hırsızlık halinde kesilmek suretiyle organdan alınır. Sorumlu nefs ise hırsızlığı yapandır ve organla aynı cins değildir. Böylece kesmek suretiyle hırsızlıktan temizlenmiş olur. Nitekim beş deve de temizlenenlerle aynı cinsten olmasa bile bir koyunun zekat olarak verilmesiyle temizlenir. Kuşkusuz nisabı aşan malların hükmü daha önce zikredilmişti. Burada tekrara gerek yoktur. Vasıl, yavru develerin zekatı. Bazı alimler Yağır develerde zekatın farz olduğu görüşündeyken bazıları farz olmadığı görüşündedir. Vasıl batini yorum. Meselenin batini yorumu şudur. Yetişkin oluncaya kadar küçüğe teklif farz değildir. Dolayısıyla küçük develerin zekatı yoktur. Küçüğe namaz üretilir ve 10 yaşındayken kılmasını sağlamak için cezalandırılır. İnsan sadece farzı terk nedeniyle cezalandırılabilir. Halbuki yetişkinlik henüz gerçekleşmemiştir. Bu yaklaşıma göre küçük develere zekat farzdır. Bu durumda akıl yetişkin olmasa bile çocukta bulunmuştur. Yetişkinliği dikkate alan kimse hiç kuşkusuz ki teklifi düşürmüş, aklın yerleşmesini dikkate alan kimse ise şeriatın hüküm verdiği konuda çünkü bu konuda hüküm şer'a aittir, teklifi farz saymıştır. Allah şöyle buyurur: "Onları zürriyetlerine katarız." Başka bir ayette ise "Ona çocuk iken hüküm verdik." buyrulur. Beşikteki çocuğun bana Allah hikmet vermiş ve beni peygamber yapmıştır. Beni bulunduğum her yerde mübarek yapmıştır dediğini bildirmiştir. Beşikte olan veya başka birinin yani Yahya'nın yaşadığım sürece bana namaz kılmayı ve zekat vermeyi anne babaya iyilik yapmayı tavsiye etti dediğini bildirir. Hz. İsa'nın annesine yaptığı iyiliklerden biri tanıklığıyla onu bir iftiradan aklamasıydı. İsa bu esnada iddia ettiği her konuda geçmiş zaman kepiyle konuşmuş, bütün bunların kendisi beşikteki bir bebekken gerçekleştiğini dinleyenlere bildirmiştir. Allah ona yaşadığı sürece namaz kılmayı ve zekat vermeyi farz kıldığını, kendisine kitap ve hikmet verdiğini bildirmiştir. Fakat insanlar başka bir zamanda zuhur edinceye kadar kendisine verilmiş kitabı görememiştir. Hikmete gelirsek kuşkusuz hikmet beşikteyken bu gibi ifadeleri söylemiş olmasında gözükmüştür. İnsan bu bedende üzerinden pek çok zaman geçmediği için cismi bakımından küçüktür. Süresinin en küçük parçası oluşma zamanıdır. Sonra süresi ölüm vaktine kadar büyür. O halde bedeni büyüdükçe ömrü küçülür. Dolayısıyla büyümeyi ve küçülmeyi kendisine izafe etmekten hiçbir zaman ayrılmaz. O halde onun artışı eksilmesi, eksilmesi ise artışının ta kendisidir. Bu İlahi yönetişin ne kadar güzel olduğuna bakınız. Fasıl içinde vasıl. Koyunların zekatı hakkında fasıl. Koyunların zekatının verileceği hususunda görüş birliği vardır. Başarıyı erdirmek Allah'a kalmıştır. Vasıl, batini yorum. Allah, Allahu Teala insanın nefsi hakkında şöyle buyurur. Onu arındıran kurtuluş ermiştir. Daha önce bundan söz etmiş ve Allah'ın koyunun başını insanı kamilin yerine yerleştirdiğini belirtmiştik. Bu nedenle koyun onun kıymetidir. Koyunların derecesinin ne kadar büyük olduğuna bakınız. Bir koyun saygın bir peygamberin fidyesi oldu. Allah şöyle buyurur. Onun karşılığında büyük bir fidye verdik. Böylece Allah koyunu yüceltmiş ve onu bu saygın peygamberin yerine yerleştirmiş. Koyunda yerleşmiştir. Nefsini arındıran kurtuluşa erdiği gibi nefsin yerine konulan koyunlara da zekat ve arındırma farz kılındı. Bir peygamberin fidyesi kurban olarak kesilecek bir koç mudur? Kurban edilirken bir koçun sesi nerede, insanın hareketi nerede? Yüce Allah bize veya ona inayet ederek o koçu yüceltti. Bilmiyorum hangi terazidendir bu yüceltme. Kuşkusuz ki develer kıymetçe daha ağırdır ama kurban için koçun kesilmesinden daha aşağı derecede oldu. Bir koçun cılız bedeni zatıyla Rahman'ın halifesine nasıl vekil olduğunu keşke bileydim. Fasıl içinde vasıl. İneklerin zekatı hakkında fasıl. Şeriat bilginleri ineklerde zekat olduğuna görüş birliğine varmıştır. Vasıl. Batını yorum. allah Teala insan nefsi hakkında şöyle der. Onu arındıran kişi kurtuluş ermiştir. Kast edilen nefstir. İnekle insan arasındaki ilişki güçlü ve etkilidir. Bu nedenle Allah İsrailoğullarının yaşadığı bir olay nedeniyle ölüyü bir parçasını vurarak inek vasıtasıyla diriltmiştir. Vurma kahır özelliğine işaret etmek üzere zikredilmiştir. Çünkü insan hayat sebebinin bir inek, üstelik kesilmiş ve hayatını yitirmiş bir ineğin olabileceğini küçümser. Bir parçasıyla kendisine vurulan insan bu sayede canlanmıştır. Bu parça kendisine sunulduğunda insan diretmiş Ardından ineğin bir parçasıyla kendisine vurulup kibri ezilerek canlanmıştır. Allah insanı o kibre sahip yaratmıştır. Allah'ın insanı ölü bir ineğin parçasıyla diriltmesinin nedeni hem tanım hem hakikat bakımından kendisiyle hayvan arasında ortaklığın gerçekleştiğini kendisine bildirmekti. İnsan ve diğer canlılardan her birisi cisimdir, beslenendir, duyu sahibidir. Canlıdan her birisi kendi zatının kurucu parçasıyla diğerinden ayrılır. Söz konusu ayrıcı özellik nedeniyle bu insan, o inek şu koyun diye isimlendirilir. İnsan ise sadece kendi ayrıcı özelliği nedeniyle inek vasıtasıyla diriltilmeye diriltmiş, diretmiş, hayvanlık yönünün de tıpkı kurucu yönü gibi olduğunu zannetmişti. Allah ise gerçekleşen olayla bütün hayvanlarda canlılığın tek bir hakikat olduğunu ona bildirmiş, Böylelikle sahip olmadığı bilgiyi kendisine vermiştir. Bu ölünün durumunda da aynı şey söz konusudur. Orada ölü insan hayvanlığına ait hayatıyla canlanmıştı. Yoksa düşünen canlı olması bakımından insanlığına ait hayatla canlanmamıştı. İsrailoğulları arasındaki bu insanın konuşması da ineklerin konuşması gibiydi. Nitekim onlar şöyle demişti. Ben bunun için yaratılmadım, ekin için yaratıldım. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsrailoğulları içinde gerçekleşen bu hadiseyi anlattığında sahabe şaşırarak birine konuşur mu diye sormuş. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben inandım diye cevap vermiştir. Halbuki sahabe allah Teala'nın bundan daha şaşırtıcı bir şey söylediğini dikkat etmemişti. Allah bir ayette derilerin şöyle söyleyeceğini bildirir. Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Burada Allah'ın iç gözünü açtığı kimselerin anlayacağı gizli bir bilgi vardır. Öyleyse insan nefsinde ya arındırma zekat gerçekleştiği gibi ineklerde de zekat farz oldu. Burada inek ve insan arasında bir ara durum ilişkisi vardır. İnek zekatı verilen canlılar içinde koyun ve deve arasında bulunurken insan melek ile hayvan arasındadır. Yanı sıra ölüsüyle ve bir parçasıyla ölüye vurulması canlanmanın gerçekleştiği inek de yaşı ve rengi bakımından arada bulunuyordu. O ne alaca ne sarı bunların arasındaydı. Bu ise ara bir durumdur. Başka bir ifadeyle ineğin rengi ne beyaz ne siyahtı bilakis sarıydı. Sarı ise beyaz ile siyah arasında ara bir renktir. Meselenin batini yorumu hakkında ima ettiğimiz hususları iyice öğren. Çünkü bunlar kıymetli bilgileri ve sadece bakanlar ve ibret alanların bilebileceği sırları içerir.